Winston Leonard Spencer Churchill, Birleşik Krallığın efsane başbakanı. 1895'te Kraliyet Harp Okulu'nu bitirdi ve orduya girdi. Boer Savaşı'nda esir düştü. Ancak kaçmayı başardı. Milli kahraman haline geldi. 10 ay sonra da Muhafazakar Parti'den milletvekili seçildi. ...1911 yılında Bahriye Nazırı oldu. Başarılı siyasi kariyeri 1915 Gelibolu yenilgisinden sonra düşüşe geçti. Sadece donanmayla Çanakkale Boğazı'nın geçilebileceğini sandı. Bu şekilde İstanbul'a rahatça varabileceğini düşünüyordu. Ancak bu dar öngörüsü tutmadı. Müttefik ordusu kahraman Türk askeri karşısında tarihi bir yenilgi aldı. Başarısızlığın faturası doğal olarak Churchill'e kesildi. Britanya halkı karşısında zor durumdaydı artık. Efsane çökmek üzereydi. Muhaliflerin de zorlamasıyla görevinden ayrıldı. Ancak Churchill çabuk toparlandı. 1917'de Cephane Bakanlığı'na ve Harbiye Bakanlığı'na getirildi. 1940'ta ise artık Britanya'nın başbakanıydı. İkinci Dünya Savaşı'nda izlediği savaş politikası ve Roosevelt'le kurduğu iyi ilişkiler onu Britanya tarihinin efsane devlet adamları arasına soktu. İkinci Dünya Savaşı'nın başından itibaren stratejik önemi büyük olan Türkiye'yi savaşa sokmaya çalıştı. Kahire ve Adana'da Türk yöneticileriyle bu konuda yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin istediği askeri vermeye de yanaşmadı. Savaş sonrası Avrupa ülkelerinin birleşmesini sağlayan NATO, Avrupa Konseyi gibi kurumların oluşması için büyük çaba gösterdi. Churchill 1951 seçimlerinde tekrar iktidara geldi. 1955'te görevlerini aynı zamanda yeğeni Clarissa Churchill'in eşi olan Anthony Eden'a bırakarak siyasetten çekildi. Churchill ömrünü Türklerle mücadeleye adamıştı. Hatta savaşta Türklere karşı zehirli gaz kullanalım teklifinde bile bulunmuştur. Churchill öldüğünde ne Osmanlı ne de üç kıtadaki toprakları kalmıştı. Sınırları cetvelle çizmiş ve gitmişti. İşte Britanya'nın Türk düşmanı Churchill'e Osmanlı'yı yıktığı için hesap soracak birileri vardı. Türk istihbaratı bunun için yemin etmişti. Tarihler 1931'i gösterdiğinde İngiliz devlet adamı New York'a gitti. Osmanlı devletini yıkan, Türk düşmanı Churchill'den intikam almak için yemin eden bir grup Türk istihbaratçı harekete geçti. Kahraman istihbaratçı grup Churchill'i adım adım takip etti. Operasyon için uygun yer ve zaman aranıyordu. O dönemde Amerika etkimizin en az olduğu yerdi. İngilizler de bunu böyle biliyordu. Ancak kahraman Türk istihbaratçılarından haberleri yoktu. Osmanlı Devleti'ni yıkanların kim olduğunu Türk Devleti biliyordu. Etkimizin zayıf olduğu yerde harekete geçme kararı verildi. Churchill'den Osmanlı'nın intikamı alınacaktı. Cephelerdeki başarılardan sonra kendisini Amerika'ya atan kahraman Türk istihbaratçıyla irtibat sağlandı. O da seve seve görevi kabul edeceğini söyledi.
Türk istihbaratı Churchill'in New York'ta ne yapacağını dakika dakika çıkarıp derhal Amerika'daki isimsiz kahramana yolladı. Artık geri sayım başlamıştı. Churchill'i hiç beklemediği anda hiç beklemediği biri karşılayacaktı. Emri alan kahraman istihbaratçı bir takside çalışmaya başladı. Tabii amacı çalışmak değil, kendisine verilen görevi yerine getirmekti. Büyük bir sessizlikle plan yapıldı. En ince ayrıntısına kadar her şey hesaplandı. Winston Churchill'in kaldığı otelden bilgi taksinin sahibi tarafından taksiciye veriliyordu. Konuşmadan anlaşıyorlardı. Kimseler bunu fark etmiyordu. Hele hele iki Türk'ün Amerika'nın göbeğinde operasyon yapacağı akla gelecek en son şeydi. Otelde hareketlenme oldu. Churchill'in geldiğini anlayan taksinin sahibi işaretini verip taksicinin hazır olmasını istedi. Kahraman Türk istihbaratçının duyguları kabardı. Osmanlı'yı yıkan, yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan isim birazdan karşısında olacaktı. Duasını etti, artık hazırdı. Taksinin sahibi 5. caddedeki otelden hızla çıkınca direksiyondaki kahraman bütün şehitlerimiz için diyerek gaza bastı. Churchill 13 Aralık 1931 yılında New York 5. caddedeki 76. ve 77. sokak arasında karşıdan karşıya geçmek için hareket etti. Birkaç adım attıktan sonra taksi hızlı bir şekilde Churchill'e çarptı. Herkes donup kaldı. İngiliz istihbaratı MI6 ajanları ve bütün cadde şoktaydı. Taksinin içindeki Türk tamam öldü diye düşünmüştü. Görevi eksiksiz tamamladığını düşünmüştü. Haber hızla Türkiye'ye intikal etti. İntikam yemini eden grup sevinç çığlığı attı. Görev tamamdı. Haber kısa bir süre sonra medyaya yansıdı. Büyük şans eseri Churchill yaşıyordu. Kaburga kemikleri kırılan İngiliz başbakan yoğun bakıma kaldırıldı. Herkes umudunu kesmişken geri döndü. Kendisine geldiğinde ise İngiltere'deki trafik akışıyla Amerika'dakiler çok farklı. Benim hatam yüzünden olay meydana geldi dedi. Hastaneden çıktıktan sonra Londra'ya sevk edildi. 3 ay tedavi gördü. Kazanın izini hiç üzerinden atamadı. Baston bu kazanın eseri olarak onu hiç bırakmayacaktı. Kazadan sonra açıklamalar ilginçti. Kazayı yapan taksinin şoförünün Mario Contasino olduğu açıklandı. Contasino ifadesinde ben o kişinin beni gördüğünü sanmıştım dedi. Ancak hapse atıldı. Kısa bir süre sonra serbest kaldı ve kayıplara karıştı. Mario Contasino'nun gerçek adının aslında Osmanlı topraklarında doğan Edward Cantasano olduğu daha sonra ortaya çıktı. Ancak taksinin şoförünün bir Türk olduğu daha sonra anlaşıldı. Kaza anında Churchill'in yanında baronların en yakın dostlarından Bernard Brouch vardı. Herkes bu hikayenin son kısmını biliyordu. Kimsenin Türklerin intikamından haberi yoktu. Ama Churchill her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmişti. Churchill'in 1940 yılında kurduğu British Security Coordination her şeyi açığa çıkarmıştı.